bir de kitledeki arkadaşlarınıza sahip olun. Yani tamam. Sizden habersiz herhangi bir slogan falan atılmasın. Onlara bir arkadaşlarınız şey yapsın. Megafonlardan. Ya bizden arası artık devam edelim. Biz karar aldık zaten. Bitmiştir. Kaldırımlar falan boş şu anda. Biz sizin güvenlik tedbirlerinizi almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Öncelikle size müdahale etmek, sizi dağıtmak gibi bir amacımız yok. Sizin güvenliğinizi almaya çalışıyoruz, tamam mı? Tamam. Siz de buna uygun hareket ederseniz, herhangi bir sıkıntı olmadan, kamu düzeni bozulmadan normal protestonuzu gerçekleştirin. Peki. Sıkıntı var mı? Yok, tamam. Yaşadığımız bu günlerde Bingöl Üniversitesi'nde yaşanan kimi karanlık olaylar ve öğrenciler üzerinde uygulanmakta olan rektör ve polisin faşizan baskıları, üniversite yönetiminin despotik yaklaşımları sonucu onlarca öğrenci arkadaşlarımızla beraber bedenimizi açlığa, düşüncemizi özgürlüğe yatırıyor şiarıyla açlık grevi eylemi gerçekleştirdik. Bir yandan Kürt sorununun çözümü konuşulurken öte yandan üniversite yönetimi tarafından sırf politik ve mali kimliklerinden dolayı öğrenciler üzerinde kötü ve çirkin senaryoların oynanıyor olması bizlerde derin kaygıların yaşanmasına sebep olmaktadır. Üniversitede yaptığımız anma, basın açıklamaları ve yürüyüşlere yasal olmamalarına rağmen verilen uyarı, kınama, uzaklaştırma cezaları bu kaygılarımızın nedenle haklı olduğunu gözler önüne sermiştir. Ailelerimizin ve bizlerin binbir zorlukla ve yıllarca harcadığımız emekle kazandığımız üniversitede eğitim hakkımız engellenmeye çalışılmıştı. Bir üniversite düşünün ki öğrenciler demokratik haklarını elde edebilmek için bedenlerini açlığa yatırmak zorunda kalmıştır. Herkes şunu çok iyi bilmeli ki açlık grevimizin temel ve esas amacı bilim ve eğitim yuvaları olan üniversiteleri özgürleştirme ve demokratikleşme hamlesidir. Açlık grevimizin 17. gününde açlık grevi eylemimizi sonlandırdığımızı duyurmak istiyoruz. Üniversite yönetimi haklı taleplerimizi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bizler üniversite yönetimince verilen sözlerin takipçisi olacağız ve verilen sözlerden geri adım atılırsa tekrar eylemsellikle cevap alacağız. Değerli arkadaşlarım, burada bir rektör var. Siz rektörü yeteri kadar zaten anlatmışsınız. Ne var olduğunu anlatmışsınız. Ama ben geldiğimde birkaç vatandaşla bir hayat üstü konuştum. Baktım onların söyledikleri gerçekten insana dehşet veren şeyler. Bir bilim adamının veyahut da bilim adamı adına geçiren bir insanın yahut da bir rektörün bu tür davranışlar içerisine girmesi gerçekten utandırıcı bir şey. Bu rektörde ve onun etrafında mayanan faşizan kesimde biraz yüz varsa, yüzsüzlük yapmayacaklarsa halkın içerisindeki kendisi noktasında oluşan kanaatler ve göz önüne alarak derhal üniversiteden istifa etmesi, hatta üniversite yaşamına son vermesi gerekir. Kaldı ki onun eliyle söz gelimi sağda solda, yakınımızdaki illerde, üniversitelerde yolsuzlukları da tespit edilen bazı insanlar da buraya getirildi ve onların da tecrübelerine dayanarak bu rektör yolsuzluklar yapmaya devam etti.
daha birçok şeyini biliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var. Hem kürtolojinin başında olacak, hem de gelecek burada bilim namusuna ihanet ederek, bilim namusuna karşı çıkarak Kürtleri karşı karşıya getirmeye çalışacak. Bu kabul edilecek bir şey değil. Şüphesiz bunu en iyi teşhir eden siz oldunuz. Bundan sonra da teşhir etmeye devam edeceksiniz. Buna da inanıyorum. Ama bir şey var ki, sadece bu noktada bile görülen bu bilim namusuna karşı duruş nedeniyle bu rektörün bir saniye bile burada durmaması lazım. Rektör dahil, devlet dahil, güvenlik güçleri dahil, herkes aklını başına toplamalı ve en temel demokratik haklar istenirken ve geliştirilirken bunun baskı altına alınmaması gerekir. Son olarak şunu söyleyeyim. Elbette ki yaşanan süreçte barışın ve özgürlüğün bir temsilcisi vardır. Bir sürdüreni, bir tartışanı vardır. Ve biliyoruz ki bu Sayın Abdullah Öcalan'dır. Açıkça söyleyeyim. Önce polislere söylüyorum, memurlara söylüyorum. Devlet Sayın Abdullah Öcalan'la görüşüyor. Devlet Sayın Abdullah Öcalan'la bir masada tartışma sürdürüyor. 10 maddelik bir şey ortaya çıktığına göre, bir liste ortaya çıktığına göre, bir talep listesi, bir mütabakat listesi ortaya çıktığına göre demek ki bunlar uzun uzun tartışılacak. Ama bu kadar mesafe alınmışken hala ben genç arkadaşlarım için söylemiyorum. Hassasiyetleri nedeniyle belki bunu yapmadılar ama Sayın Abdullah Öcalan'ın bir posterinin olmaması kabul edilemez. Çünkü o aynı zamanda barışın da temsilcisi durumdadır. Bu nedenle herkesi bir koyuna tutmadırlar. Ama öğrenci arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, ben biliyorum ki böyle bir şeyi gerekçe yaparak üzerine gelebilirlerdi. Bu nedenle belki siz yapmadınız ama bu böyle yürümez. Herkes bunu da böyle anlamalıdır. Yapamadınız!